Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Altı Nokta Körler Derneği'nde ziyarette bulundu. Çolak Bayraktar, ziyaretinden sonra gözlerine bandaj takarak görme engelli bireyler gibi sarı şeritte yürüyüş yaptı. Kayseri'de Altı Nokta Körler Derneği Başkanı ve görme engelli bireylerle görüşmede bulunan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, dernek başkanından derneğe dair bilgiler aldı. Çolak Bayraktar, görme engelli bireylerle sohbette bulunarak türkülere eşlik etti. Bu Çalışan Gazeteciler Günü, sizlerin Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Sağlık saat içerisinde nice günlerde bir arada olmak dileğiyle diyorum arkadaşlar. Bugün burada Görme Engelliler Günü münasebetiyle birazdan da bir farkındalık oluşturmak adına Beyaz Baston'la birlikte yürüyeceğiz. Aynen. Tabii ki görme engellilerle diğer engel gruplarında olan bütün kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz bu şehirde. Görme engelliler belki doğuştan görme engelli olarak doğmuş olabilir. Dünyaya böyle gelmiş olabilir. Veyahut da zaman içerisinde daha sonrasında bir hastalık vesilesiyle veyahut da geçirmiş olduğu bir kaza neticesinde de görme yetisini yitirmiş olan kardeşlerimiz olabilir. Ama hep beraberce bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Gerek insani olarak bizim her birerlerimizin, gerekse belediyeler olarak, kurumsal olarak görevlerimizin ilk başında da insanların önündeki engelleri kaldırabilmek. Eğer ki bir engel var ise yerimizin yettiğince, gücümüzün yettiğince bu engelleri kaldırabilmek. Bu da kurumsal olarak da bizim kendimize ilk başta çizmiş olduğumuz yapmamız gerekenlerin birinci maddesi bu olarak geliyor. Biz belediye olarak bütün engel grupları ile ilgili, bütün engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmakla ilgili şehrimizde yaşayan herkese daha güzel bir Kayseri'de, daha güzel bir Koca Sinan'da huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşayabilmeleri için değişik projeler geliştiriyoruz, değişik projeleri hayata geçiriyoruz. Muhakkak ki şehrimizde yaşayan ki yaklaşık 5000 tane görme engellimiz mevcut Kayseri ilinde. Öyle biliniyor. Evet. Ama bizim derneğimizde 450 tane üyemiz var. Başkanımızdan aldığımız bu kayıt değil ama yaklaşık olarak 5000 tane kardeşimizin yaşadığıyla ilgili böyle bir bilgimiz var. Bu kardeşlerimize de sağlık içerisinde, huzur içerisinde, evlerinde, yurtlarında, yuvalarında yaşamak nasip olsun diyorum. Bir kez daha görme engelliler, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlu olsun. De şükredecek çok şeyimiz var arkadaşlar. Hakikaten empati diyorlar ya, başkasının yerine kendinizi koyma, empati yapma. Başkasının yerine koyduğunuz zaman onun yaşantısını, ruh halini anlama. Bu kardeşlerimiz gün 24 saat bu şekilde geçiriyorlar. Biz evet, şimdi 5 dakika, 8 dakika neyse kısa bir yerde, böyle bir 50 metrelik bir yerde önce eğitim aldık, arkasından yürüdük. Evet, hoş geldin. Hakikaten zor bir şey. Allah herkese sağlık versin. İçinde elimizde bulunan nimetlerin kıymetini bilmemiz lazım. Bu noktada işin bir diğer tarafında da birlikte yaşadığımız kardeşlerimize gerek trafikte gerek yayayken karşılaştığımız zaman önceliği vermemiz, onların hayatını kolaylaştırmamız gerektiğini bir kez daha burada yaşayarak da görmüş olduk. Bütün sağlıklı vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah sağlıklarını daim etsin. Hakikaten büyük bir nimet içinde bulunduğumuz hal. Bunu da hatırlatmış olalım. Görme engelli kardeşlerimizi de bu şehir içerisinde, Kayseri içerisinde bir kez daha sağlıkla, huzurla yaşamak nasip olsun diyoruz. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Bir öz eleştiri, şimdi sen dedin ya sarılar artacak mı diye. Şunu hissettim ben burada. Bizim bu yapmış olduğumuz kaldırımlar var ya, onların böyle dümdüz olması daha önemli. Aynen başım. Dümdüz olması şimdi biz, çok iyi. Ben yürürken mesela bir iki yerde. Çok özür dilerim. Biz demek sarı, ki sarı çizgiden ziyade biz taştan içine, taştan yapılmış şey istiyoruz. Sarı çizgi değil de kabartmaya. Orada yürüyüşünüzü bu, şey yapabilecek, kolaylaştıracak bir şey kesinlikle. Yok, bunlar güneşte hocam, başkanım pardon. Bunlar güneşte çok sıcaktan artık sökülüyor. Hmm. Kendiliğini atıyor. Mesela orada gördüğünüz bir tarafı yoktu. Doğal bir yürüyüş güzergahı. Adam yansın.